Merhaba kıymetli izleyiciler. Bu hafta yine çok güzel bir yerlerde Yez dostumla birliktesiniz. Bu hafta Antalya'dayız. Antalya'da dünyanın en büyük tünel akvaryumu var. Bu hafta Antalya'da dünyanın en büyük tünel akvaryumu olan akvaryuma gireceğiz ve sizlere tanıtacağım. Akvaryuma gitmeden önce şöyle bir Antalya'nın güzelliklerine bir göz atalım, ondan sonra geçelim. Şu anda bulunduğumuz vadi Antalya Manavgat Köprülü Kanyon. Gördüğümüz çay ise, gördüğümüz nehir ise Köprü Çay Nehri. Bu gördüğümüz yer Aspentos veya Belkıs adıyla bilinen Antalya ili Serik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Belkıs köyünde yer alan antik tiyatro. Antalya-Alanya Karayolu'nun 44. kilometresinden kuzeye dönen yolun 2. kilometresinde yer alan Aspendos, sadece Anadolu'nun değil tüm Akdeniz dünyasının en iyi korunagelmiş Roma dönemi tiyatrolarındandır. Akdeniz ile ulaşımını ve gelişmesini yakınlardaki nehre ve dolayısıyla çevresindeki bereketli toprakları boşlu olan Aspendos'ta bugün çoğunlukla tiyatro ve su yolları ziyaret edilir. Şehre ait diğer yapıların kalıntıları ise tiyatronun yaslandığı tepenin düzlüğünde yer alır. Bu akarsu Dim Çayı ve bu gördüğümüz kanyon ise dünyaca ünlü Tazı Kanyonu. Kıymetli izleyiciler, Antalya'nın çok güzel yerleri var gezilecek, görülecek. Birkaç video sığmaz tabii ki. Daha önce de birkaç bölüm yapmıştım Antalya'da ve arada bir gelip böyle gezdikçe gidip görmediğimiz yerleri görmeye çalışıyoruz. Ve bu hafta da dediğim gibi Antalya'da dünyanın en büyük tünel akvaryumunu gezeceğiz ve akvaryuma giriş yaptık gördüğünüz gibi. Akvaryum gerçekten tünel şeklinde. Tünelden girdik ve gördük her taraf denizin altı. Denizin altında yaşayan bütün canlılar burada da aynı şekilde yaşıyorlar. İnsanları görüyorsunuz, gezenleri, Antalya'ya gelip de burayı duyanlar mutlaka burayı görmeden gitmiyorlar. Kıymetli izleyiciler, siz de eğer Antalya'ya gelirseniz burayı görmeden gitmeyin sakın. Yani gezeceğiniz, göreceğiniz yerlerin başına burayı mutlaka ama mutlaka ekleyin derim. Hani denizde mercan kayalıklarına dalarsınız ya, tıpkı o şekilde. Sanki denizin altında mercan kayalıklarında dalmışsınız ve seyrediyorsunuz. Tıpkı orasını andırıyor. Karada neler varsa, ne güzellikler varsa aynı şekilde denizin altında da aynı güzellikler var. Görüyorsunuz yani. Burada da rengarenk yine bitkiler var, canlılar var. Burada da yaşayan birçok canlı var. Dünyanın en büyük akvaryum komplekslerinden biri olan Antalya Akvaryum, İlham, eğlence ve eğitimi bir arada sunuyor.
40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve de 3 metrelik genişliği ile dünyanın en büyük tünel akvaryumu olan Antalya Akvaryum tüm güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor. Antalya Akvaryum, dünyanın dört bir yanından hikayeler anlatıyor. Sualtının sihirli dünyasını keşfedebileceğiniz gibi, Wild Park'ta dünyanın en zehirli, en renkli ve en ilginç türleri arasında tropik bir maceraya adım atabilir. Burada sinemada dünya denizlerini çok boyutlu sinema teknolojisiyle izleyebilir ve gezebilirsiniz. Gezip dolaşıp yorulduğunuzda da buradaki lokantalarda yemeğinizi yiyebilir, çayınızı, kahvenizi içebilir ve yorgunluğunuzu böylece giderebilirsiniz. Antalya Akvaryum, Antalya'nın kalbinde, tam şehir merkezinde, Konyaaltı sahiline sadece 70 metre mesafede ve Antalya'nın en canlı cazibe merkezidir. Kıymetli izleyiciler, burada gezinirken inanın ki bir taraftan da hayal gücünüzü keşfedeceksiniz. Bir akvaryumdan daha öte, kendinizi akvaryumda değil de bir denizin altında dalış yapmışsınız ve sanki mercan kayalıklarında geziniyorsunuz hissedeceksiniz. Tematik yolculuk dünya denizleri ve okyanusları ile başlıyor. Yan yana bulunan 4 tematik akvaryum içerisinde sırasıyla Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Atlantik ve Pasifik Okyanusları sizi karşılıyor. Sol bölümde yer alan büyük silindir akvaryum ve çevresindeki küçük akvaryumlar da Antalya ve çevresindeki sualtı yaşantılarından örnekler sunuyor. Sualtı mağaralarındaki gizemli hayatı gördükten sonra karşınıza dünya nehirlerinden bölümler çıkacak. Nil ve Amazon nehirlerinden sonra Asya nehirlerini göreceksiniz. Burada yılan balıklarından tutun da canlı mercanları, palyoşa balıklarını, deniz atlarını, aslan balıklarını, ahtapotları ve dev mürenleri burada yakından görebilirsiniz. Tabii ki bu saydıklarımızdan başka birçok çeşit balıklar var. Tabii ki köpek balığı da var. Kıymetli izleyiciler, buradaki akvaryumda toplam su hacmi yaklaşık 7,5 milyon litredir.
Akvaryumlar içerisinde yüzlerce köpek balığı bulunuyor. Her gün düzenli olarak bunlar besleniyor. Burada gördüklerimizde yarasalar, tabii ki burada sadece balıklar değil, birçok hayvan türü de yine burada yaşıyor. Kıymetli izleyiciler, burada gerçekten gezerken gizemli bir yolculuk yapıyorsunuz. Saatlerince dolaşıyorsunuz ve yorulduğunuzu hissetmiyorsunuz. Yani gezerken gerçekten çok heyecanlanıyorsunuz. Değişik türden hayvanları görüyorsunuz, balıkları görüyorsunuz. Yani zamanın nasıl akıp geçtiğini hiç anlamıyorsunuz. Burada denizde yaşayanları, nehirde yaşayanları ve mağaralarda, karada yaşayanları, yani birçok hayvan türünü burada göreceksiniz. Burada gördüğümüz tür de bir yılan türü. Gerçekten korkunç yani. Fakat arada cam var. Yani insanlara, çocuklara bir şey yapmaz. Arada cam da olsa tabii ki çocuklar, insanlar görünce ürpererek geri çekiliyorlar. Akvaryuma giriş çıkış saatlerini de söyleyelim. Haftanın her günü sabah 10 ila akşam 8 arası, yani saat 20'de kapanıyor. Kıymetli izleyiciler, tabii ki buradaki yaşayan hayvanları da sorarsanız 40 tematik akvaryumda dünyanın her yerinden 250 türde ve 10.000'in üzerinde canlı barındırıyor akvaryum. Birçok sürüngen türünün de bulunduğu Antalya Akvaryum'da Afrika'dan gelen birçok türe de, birçok canlıya da burada rastlayabilirsiniz. Akvaryumda çok çeşitli türler var, çok çeşitli türden hayvanlar var. Hepsi çok ilgi çekiyor gerçekten, fakat en fazla ilgi çekenlerden birisi de tabii ki köpek balıkları. Burada zehirli örümceklerden tutun da 1,5 santimetrelik boyuyla tek ısırıkla 150 insanı bile öldürebilecek kadar zehirli olan ok kurbağası da bulunuyor. Bunda da tabii ki yine zehirli balıklardan balon balığı. Kıymetli izleyiciler, bu gördüğünüz yine bir yılan türü. Sadece yılanlar zehirli değil burada. Yılanlardan başka örümcekler var, kurbağalar var. Yani çok zehirli türlerden birçok hayvan olduğu için burada 12 yaş altı çocukların da güvenlik gerekçesiyle buraya girmesi, yalnız girmesi yasak. Yani yanında mutlaka velisi olacak.
Tabii ki bunu çok güzel yapmışlar. Çünkü çocuklar bilmez. Bu camın bir tanesini kırsalar, o hayvanlardan biri dışarı çıksa Allah korusun, yani birçok kişiyi zehirleyip öldürebilir, ısırabilir. Tabii ki gezerken korkmanıza gerek yok. Zaten camın arkasında dediğim gibi kırmadıktan sonra herhangi bir şey olmaz. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani özellikle çocuklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki cam olduğu için bir şey olmaz. Fakat camı kırmamaları için çocuklara dikkat etmemiz gerekiyor yani. Bir de kıymetli izleyiciler, ne kadar bir zamanda gezebilirim derseniz, eğer bakıp geçerseniz, incelemezseniz en az 1 saat zaten. Fakat normal şekilde inceleyerek giderseniz en az 2 saat. Yani daha da detaylı incelerseniz tabii ki bu süre uzayabilir. Kıymetli izleyiciler, şunu da belirtelim. Zaten buralarda lokantalar var. Karnınızı doyurabilirsiniz. Onun için akvaryum bölümünde yiyecek içecek getirilmesi yasak. Yani bu bölümde yiyecek içecek sakız ile girilmesi yasak. Kıymetli izleyiciler, burada gezerken fotoğraf çektirebilirsiniz, video çekebilirsiniz. Fakat tabii ki burada canlılar yaşıyor. Onun için canlıların, buradaki canlı hayvanların flash ışığından çok olumsuz etkileneceğini unutmayın ve lütfen burada gezerken flashınızı açmayın. Akvaryumun çıkışında da hediyelik eşya bölümü var. İsterseniz buradan çıkışta hediyelik eşyanızı da alabilirsiniz. Kıymetli izleyiciler, şunu da belirtelim. Antalya Akvaryum'da bulunan canlılar aynı doğal ortamlarında ne yiyorlarsa burada da yine aynı şekilde besleniyorlar. Kıymetli izleyiciler, gerçekten burası benim çok hoşuma gitti. Çok güzel yapmışlar. Dünyanın dört bir yanından gelen hayvanları burada görebilirsiniz. Onun için gezip göreceğiniz yerlerin başına mutlaka ama mutlaka burayı ekleyin derim. Antalya'nın gezip görülecek yerleri çok zaten. Antalya'ya geldiğinizde çadır kampı kurabilirsiniz. Kanyonlara karavan kampı kurabilirsiniz. Tabi denize gitmek isterseniz denize gidersiniz. Dağlara gidersiniz, kanyonlara. Tarihi yerler var. Onlara gider görürsünüz. Yani Antalya'da zaten gezecek görecek yerler çok. Onun için Antalya'ya gelme ihtimaliniz olabilir. Onun için geldiğinizde burayı mutlaka görün. Kıymetli izleyiciler, dünyanın dört bir tarafından getirilen bu hayvanları gidip de oralarda kendi yerlerinde görme imkanınız olmayabilir. Fakat şu an ülkemize gelmiş, yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun Antalya'ya gelip bunları görebilirsiniz. O özleminizi giderebilirsiniz yani. Kıymetli izleyiciler, bu hafta da Antalya'ya geldik ve Antalya Akvaryum'da dünyanın birçok yerinde bulunan hayvanları burada görme imkanımız oldu. Ve gezdik, dolaştık ve de bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölümlerin, böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.